Değerli dostlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda Taten hisse senedine bakacağız. Teknik analizini sizlerle yorumlayacağız. Şimdi arkadaşlar, halka arz olan bir hisse senedinden sonra, yani bu hisse senedimizin bizim destek noktamız 27.52 seviyelere kadar bir inişi sürdürmüştü. Buraya kadar bir aslında aşağı doğru trend haline getirmişti. Biz daha önce tabii ki bu analizlerimizde bizim hisse senedimizin yukarıda arkadaşlar 36 seviyesinde bir destek seviyesi olduğunu daha öncesinde sizlere yayınlarımızda, keza videolarımızda paylaşmıştık. Şimdi hisse senedimiz bundan sonra aşağı doğru indi ve 27.5 seviyesinden daha sonra arkadaşlar yukarı doğru sırasıyla öncelikle 29.64 seviyesine ve arkasından da 33.72 seviyesine biz noktalarımıza belirtmiştik. Yani hisse senedimiz bu seviyelere gelirse bundan sonra artık yukarı çıkma ihtimali karşımıza gelir diye sizlerle paylaşmayacak. Ve tabii ki şu anda gerçekleşmiş durumda. Özellikle arkadaşlar hisse senedimizin 33.38 seviyesindeki direncini de kırıp arkadaşlar yukarıdaki 37 seviyelerindeki dirençleri üzerinde de 2 gün kapanışı yaptı arkadaşlar. Özellikle bu 2 gün kapanışı bizim yukarıdaki bir sonraki direncimiz 39 seviyesinde de bir zorlanma yaptı. Yani buraya doğru bir akım gerçekleştirdi. Ama burada tabii ki başarılı olamayıp hisse senedimizin tabii ki gün sonu kapanışını geri çekti ve bugün itibariyle 38.5 seviyesinin bir kapanış olduğunu karşımıza getirmiş durumda. Hisse senedimizin normalde performansı arkadaşlar güzel bir şekilde tekrar kendini toparlayacak bir performansa geliyor. Bakın arkadaşlar, özellikle sizlere 37 seviyesinde birinci desteğimiz, ikinci desteğimiz oldu. Bakın burası da güçlü desteklerimizden artık sağlamlaştırdı diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla hisse senedimizi bundan sonra yön tayin ederken özellikle 39 seviyesinin üzerindeki kapanışlar ve önümüzdeki hafta inşallah 41.60 seviyelerde kırarak bunun üzerine bir kapanışlarda bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir seyir yapması, özellikle hisse senedimizin bizim normalde inen bir trend halinde sürdürdüğü noktadan itibaren, hatta şöyle bir çizeyim arkadaşlar, sürdükten sonra tekrardan bir ikili yükselme, birinci yükselme ve ikinci yükselme karşımıza getiriyor. Bakın arkadaşlar, şurası aslında bizim soluklanma ve güç alma yerimiz olarak tayin edebiliriz. Dolayısıyla hisse senedimizin buradan itibaren yukarıya kırması arkadaşlar, yani buradan itibaren yukarıya kırması hisse senedimizin gayet mantıklı bir şekilde bundan sonra artma ihtimalini karşımıza getiriyor. Biz sadece şu anda osilatör konuşuyoruz arkadaşlar. Birazdan indikatörlerde geleceğiz. Şimdi osilatörümüzde biz normalde birinci tepe noktası, daha doğrusu dörtlü alımdan sonra bir soluklanma, arkasından tekrardan beşli alımdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 alımdan sonra bir soluklanma ve bugün tekrardan hisse senedimizin %5.3 seviyesinde bir artışı karşımıza getiriyor günlük bağlamında. Ve günlük kapanışımız gayet güzel bir şekilde 1-2 gün önceki haline tekrar dönmesi burada arkadaşlar hisse senedimizin şurasının bir kar satışı haline getirmiş durumda. Özellikle 41'li seviyede iğne atıp çekmesi arkadaşlar, bu da hisse senedimizin tekrardan yukarıya doğru önümüzdeki hafta bir yükselişini karşımıza getirebilir. Özellikle 39-41 seviyeleri üzerinde kapanışları gerçekleştirirsek ve buradaki bizim yukarıdaki arkadaşlar bir desteğimiz daha var. Aslında ana desteklerin, pardon, direncimizden var arkadaşlar. Buradaki ana direncimiz bir tanesi. Burayı kırarsa arkadaşlar önümüzdeki hafta hisse senedimiz bundan sonra yukarı doğru atma şeklinde gelir. Tabii ki burada şunu unutmayalım arkadaşlar. 2 gün artar 1 gün düşebilir veya 3 gün artar 2 gün düşebilir. Bunlara bakmayalım arkadaşlar. Bunlara takılmayalım. Çünkü bunlar hem soluklanma hem kar satışları olabilir arkadaşlar. Çünkü sadece indikatör tarafında, yani osilatör ve indikatör tarafımızda bizim analiz yönümüzdeki her zaman paylaşım şey yükselmesi, nefes alması, yükselmesi, nefes alması tarzı olabilir. Bakın daha önce bu şekilde bir gerçekleştirmiş ama yataya bağlamıştı arkadaşlar yukarıda. Aynısını burada yapma ihtimali var mı? Şu anda yapacağını düşünmüyor. Çünkü bizim burada aşağıdaki indikatör tarafımıza, özellikle RSI tarafımıza yukarı doğru kırmasını ve pozitif tarafta atması, aynı zamanda MACD tarafımıza da tepe noktamızı zaten çok daha geçmesi bizim bundan sonraki fiyatlandırmalar açısından hisse senedimizin yukarı doğru artma ihtimalleri karşımıza getiriyor. Bakın arkadaşlar 4 saatlik baktığımız zaman bizim bu hisse senedimiz gerçekten de güzel bir para girişinde karşımıza getiriyor. Özellikle MACD tarafındaki para girişlerine baktığımız zaman arkadaşlar, yani satışlarımızın çok çok az olduğunu ama alışlarımınla iyi olduğunu karşımıza getirebiliyor ve hisse senedimizin özellikle burada hacimsel bir artışına da baktığımız zaman, özellikle bakın arkadaşlar şu ikinci çizgiye bakın, volüm MA yazana bakın 4 milyon civarlarına görünüyor, 3.1 ve bakın ilk başta 1.3, 1.4, 2, 2.3, 2.5, 3, 3.4, 3.8, 4, yani gitgide bizim hacimsel bir artışımız. Bu nedir? Para girişinin olması arkadaşlar. Paralarımız artık buraya geliyor. Yani artık bu hisse senedimizi yavaş yavaş aşağıdan topluyorlar ki zaten biz şurasını toplama pozisyon olarak gördüğümüz, bakın yatay şekilde seyretmesi her zaman dile getiriyoruz ya, bundan sonra hisse senedimizin yukarı doğru atma ihtimallerine karşı da 48'li seviyelerde gelme ihtimalini görebiliriz. Belki Ocak sonuna kadar olmasa bile Şubat'ın ilk ikinci haftalarına kadar da gelme ihtimali karşımıza getiren bir yön tayin etmiş durumda. Şimdi gelelim arkadaşlar bizim hisse senedimizin aşağıda acaba nasıl bir performans sağladığını sizlere söylemek istiyorum. Bakın osilatörler nötr diyor. Aslında biz normalde nötr olarak görmüyoruz. Hem MACD hem arkadaşlar RSI tarafımız, hareketli ortalama tarafımızda bizim al sinyalimizi vermiş durumda. Bakın zaten burada al sinyalimizi görüyorsunuz. RSI henüz oturmamış arkadaşlar. Çünkü uygulama biraz daha geç geliyor. Momentum tarafımızı 10 günlük baktığımız zaman arkadaşlar al sinyal de vermiş durumda. Keza dediğimiz gibi RSI tarafı ve MACD tarafımızda bize al sinyalini vermiş durumda. Şimdi arkadaşlar gelen bakışa baktığımız zaman hissemiz 38,5 seviyesine gelmiş. Peki bizim bu hisse senedimizin halka arz tavan fiyatı 24,70. Yani zaten bizim hisse senedimize bu halka arzdan giren kişiler zaten kar etmiş durumda. Ama yukarıdan bir fiyatlandırma yapıp bu hisse senedimizin sonuçta yani buralardan bir alan kişiler, tepelerden alan kişiler zararları varsa bu noktalara bizim şu anda baktığımız zaman aslında bir maliyet düşürme yerlerini söz konusu. Yani isteyen kişiler maliyetlerini düşürebilirler, hisseyi yavaş yavaş toparlayabilirler. İstemiyorsanız da hisse senedinize zaten zararlarınızı yavaş yavaş aynı noktalara, yani sırasıyla 41'li seviyesi arkasından da 58'li direnç seviyelerine gelme ihtimalini karşımıza getiren bir grafik bizlere gösteriyor arkadaşlar. Peki diyelim ki geriye düşüşler olur mu? Olabilir arkadaşlar. Yani bir geri çekilme olabilir. Sonuçta bu hisse senedimizin artışını zaten gelen bir kap haberi vardı arkadaşlar. Bu bizim likidite sağlayıcı kapsamında 5 Ocak itibariyle gelen bir kap haberi var. Zaten hisse senedine bakıldığı zaman da o noktalardan itibaren bir yukarı doğru bir alımların gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. Peki kar satışları olursa geri çekilir mi? Geri çekilebilir. 37.06 ve 33.38 seviyesinde bizim için burada bir destek noktalarımız karşımıza geliyor. Tabii ki hisse senedinin bu noktadan itibaren biraz daha albenisinin artması, en azından spek alımlarını artırması hisse senedimize hızlı bir rally başlangıcına başlatmış olacağını tahmin ediyoruz. Arkadaşlar son olarak videomuzu kapatmadan önce size ufak bir uyarı her zaman yapıyoruz. Yeni halka arz olmuş olan bir hisse senedini mutlaka en az 2 tane bilançosunu takip etmemiz gerektiğini dile getirdik her zaman. Bakın şimdi Taten hisse senedimiz Ağustos ayında halka arz olduğu için dolayısıyla 2 tane bizim bilançomuz yayınlandı ve bunun üzerinden bir fiyatlandırma, bir tahminlerde bulunabiliriz. Özellikle ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bilançolara dönem varlıklarına baktığımız zaman %408, yani dönem varlığa çok fazla bir alım yapılmış. Yani 4 misli bir alım yapılmış. Dolayısıyla çok güzel bir şekilde işi büyütüyor demektir bu. Duran varlık arkadaşlar %15 azalmış. Bu biraz daha likiditesi az olan parçalardır. İşte arsa gibi, yapı gibi arkadaşlar. Dolayısıyla burada biraz elinden çıkartmış. Ama tabii ki buradan çıkartıp da dönem varlığa dönüş yapması olasılığı daha fazla gibi geliyor. Finansal borcu %15 artmış. Tabii ki şirketler her zaman bir borçlanmaya girer. Ama net borcu %61 azalmış arkadaşlar. Dolayısıyla hisse senedimizin öz kaynaklar bazında ise %47'lik artış var. Biz son çeyrek arkadaşlar hisse senedimizin satışlar bağlamında ve net dönem bağlamı, karı bağlamında arkadaşlar artış göreceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü buradaki dönem varlıklarının artışı buraya da yansıyacaktır. Yani şirketin aslında performansını biz biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Özellikle çeyreklik satışların bakın burada arttığını, vergi öncesi faaliyet karının burada arttığını ve çeyreklik net karın da burada arttığını görüyorsunuz. Dolayısıyla biz hisse senedimize satışlar tarafında da artışını görebiliriz ve net dönem karında, yani son çeyrekten bahsediyorum arkadaşlar yıllık bağlamında, ve net dönem karında artışını burada da fazla görebiliriz ve bu da öz kaynaklarımızın artışına sebebiyet verir. Bizim her zaman dediğimiz olay da bizim bu Taten hisse senedimize bundan sonraki çeyrekte de güzel bir veriler geldiği zaman, ki geleceğini tahmin ediyoruz ve bu hisse senedimize 2024 yılında gayet güzel bir performansa karşımıza, yani tepe noktalarında aşarak yükselişleri görmemiz imkanımız görünüyor arkadaşlar. Tahminlerimizi hep bu yönde düşünüyoruz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere Taten hisse senedinin teknik analizini yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.